Gahar, beni aramana sevindim. Ben de seni düşünüyordum. Sana destek verdiğim için bütün ailen bana karşı büyük bir cephe aldı. Hepsi senin yalan söylediğini düşünüyor. Bana yalan söylediğine inanmıyorum Gahar. Hayır Alya. Allah çarpsın, söylediklerim doğru. Karnımdaki Rizvan'ın bebeği. Beni bu kadar desteklediğin için çok teşekkür ederim. Ama Alya, bu işe burada bir son ver. Bu sebeple çocuğuma bir zarar gelsin istemiyorum. Ne zararı? Sen neden bu kadar gerginsin? Alya lütfen. Karışma. Hayatım giderek anlamsız bir şekilde karışıyor. Gahar lütfen anlat bana. Ne oldu? Alya, Zeyn beni aradı. Sana ne dedi? Beni telefonda tehdit etti. Ve Rizvan'dan uzak durmamı söyledi. Rizvan'ın başına kötü bir şey gelmesine izin vermem. Rizvan ve Ayat asla ayrılmayacaklar. Rizvan ve Gahar'ın evlenmesi de söz konusu değil. Alya, çok acı çekiyorum. Gahar, sen iyi misin? Alya, çok ağrım var. Gahar, sen endişe etme. Hemen geliyorum. Geliyorum. Rizvan, endişe edecek bir şey yok. Ben Gahar'la konuştum. Her şey yoluna girecek. Zeyn. Belki Gahar bize yalan söyledi. Belki de onu hamile bırakan kişi Rizvan değildi. Ama sen ne yaptın Zeyn? Telefon edip Gahar'ı tehdit etmişsin. Hem de onun özel durumunu dikkate bile almadan. Evet, sen bencil Alya ile tanıştın. Dediğim dedikçe Alya ile. Ancak ben de bu arada insanlığını kaybetmiş Zeyn'i tanıma fırsatı buldum. Bugün aslında birbirimizi hiç tanımadığımızı fark etmiş oldum Zeyn. Kes artık Alya! Neyin var senin? Aklını mı kaçırdın ha? Neler saçmalıyorsun? Gahar'ı neden tehdit edeyim? Ne derse inanacak mısın ha? Sana inanamıyorum. Asla anlayamazsın Zeyn. Gahar'ın evine gidiyorum. Şu anda yardıma ihtiyacı var. Senin telefonun yüzünden sancıları artmış durumda. Allah korusun, ona veya bebeğine bir şey olursa sorumlusu sen olacaksın. Alya! Gahar'la buluşmak için bu evden dışarı adım atarsan artık bu ailenin bir parçası olmayacaksın.
keresinde kayınvalidem de aynı sözleri söylemişti. Ama o gün sen benim yanımda oldun. Ve bugün sen bile... Şükür. Demek o günü hatırlıyorsun ha? Aileme ve anneme karşı çıktım. Ve o gün senin yanında yer aldım. Ama sen Gahar'ın sözlerine inandın. Hayatında hiçbir yeri olmayan birine destek oluyor ve... her şeyin olduğunu iddia ettiğin birine karşı çıkıyorsun, öyle mi? Senin zihniyetinle benimki arasındaki fark bu. Sen olayı kişisel alıyorsun. Ama ben birine karşı adil olmaya çalışıyorum. Gahar'ın da Şaziye yengenin kız kardeşi olduğunu unutma. Ve karnındaki bebeğin babası da Rizvan. Bugün onun başı dertte. Yardımına gitmeliyim. Çünkü bütün ailesi şu anda ona sırt çevirmiş durumda. Eğer oraya gitmezsem ve Gahar'a bir şey olursa... bu yüzden kendimi asla affetmem Zeynep.